Evet, üniversite adayları söz sizin için, söz sizde. Eğer bizlere soru ve görüşlerinizle katkıda bulunmak isterseniz üniversite adayları etiketimiz bu bölümler için hazır ve nazır. Nazır sizi bekliyor Twitter'da. Hemen şimdi bu bölümdeki konuğumu tanıtmak istiyorum. Size 130 yıllık bir eğitim geleneği diyeceğim. Artık siz hatırlar gibi olacaksınız eminim. Çok söyledim çünkü buradan da defalarca konuklarımı ağırladım. Işık Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Profesör Doktor Sayın Sıdık Yarman bizle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Ece. 130 yıllık eğitim geleneği deyince Fevziye Mektepleri Vakfı'ndan bahsettiğimi artık arkadaşlarım anladılar. Türkiye'nin en eski eğitim kurumu. Yani değil mi? Bunu söylemek, telaffuz etmek de çok keyifli bizim için. Ve bizim için de yani Türkiye'nin tarihinde böyle uzun soluklu eğitim kurumları olduğunu bilmek de güven veriyor aslında insana. Kesinlikle öyle. Bir defa şunu hemen vurgulayalım. Gençlerimiz de bunu hemen bilsinler. İçinden Atatürk'ü çıkartmış bir kurum bu. Evet. Şemsiye Efendi Okulu'nun son toplamda sahibi. Evet. Şemsiye Efendi bizim grubumuzla birleşmiş ve Selanik'ten İstanbul'a gelmiş. Dolayısıyla ben çocuklara diyorum ki mezunlarımıza, öğrencilerimize kendinizle gurur duyun. Çünkü bu müessese, bu vakıf içinden Mustafa Kemal Atatürk'ü çıkarmış. İşte böyle bir camianın parçasısınız. Bu fevkalade önemli bir şey. Ülkemizde bu modern Türkiye'yi biz Atatürk'e borçluyuz. Tartışmasız. Hocam, demokrasiyi de ona borçluyuz. Hocam çok güzel söylediniz ama şimdi ben bir de sizden başka bir vizyonu daha dinlemek istiyorum. Diyeceğim ki 130 yıllık bu gelenekten bir üniversite fikri nasıl çıktı? Işık Üniversitesi şimdi, fikrinin kurucularından bir tanesisiniz. Bu fikri nasıl çıkardınız ortaya? Şimdi şöyle ben Amerika dönüşü Türkiye'de işte üniversitelerde çalıştım. Araştırmalar yapıyordum. TÜBİTAK, ASELSAN vesaire. Son toplamda Işık mezunu, Işık Lisesi mezunu olduğum için vakıf yönetim kuruluna girdim. Fevziye Mektepleri Vakfı yönetim kurulu oldum. Okullarımız var, yatay büyüyorduk. Mühendis olarak piyasada da gerçekten ciddi kaliteli mühendis, ciddi entrepreneur yetiştirilmesi gerektiği inancım vardı. Çünkü Amerika'da çok ciddi araştırma laboratuvarlarında çalıştım. Mühendis olmak, çok bilgili olmakla beraber çok iyi tasarım yapmak, iyi özgüven sahibi olmak ve de hedefe doğru emin adımlarla yürümeyi de gerektiriyor. Türkiye'de ne hikmetse kültürel olarak bazı sıkıntılar var eğitim düzeninde. Biz çocuklarımızı eziyoruz, basıyoruz, kendilerini bulmasına engel oluyoruz. Çok böyle tepeden inmeci bir yapıda gidiyoruz. Halbuki mühendisin özgür olması lazım. Özellikle tasarım mühendisinin, araştırma mühendisinin, iş adamının özgür olması lazım. Başka türlü yatırımlar yapamaz, entrepreneur olamaz, girişimlerde bulunamaz. Dolayısıyla piyasada böyle bir eksik olduğunu gördük. Tamam çok güzel okullarımız var, çok güzel yetişkin insanlarımız var ama bunların sayısı yeterli değil. Zaten yeterli olsaydı bugünlerde yaşadığımız sıkıntıları, kitlenmeleri yaşamazdık. Yani belli ki ortalama okula gitme seviyemiz zaten çok düşük. Evet. İlkokul mezunu değiliz daha. Yani ortalama okul 6 sene mi? 6-7 sene olmadı. Zorunlu eğitimle beraber yükselmeye başladı. Yükseldi falan herhalde. Ama sonuç itibariyle işte televizyonlarda konuştuklarımızı herkes duyuyor, görüyor. Artık mızrak çuvala girmiyor. Herkesin kalitesi ortada. Evet. Peki orta gelir sendromunu da aşacağız. Neyle aşacağız? Başı sonu belli olmayan tartışmalarla mı aşacağız? Yoksa kaliteli insanlarla mı aşacağız? Üretken insanlarla mı aşacağız? Çok doğru söylüyorsun. Üretimimiz yükseliyor mu? Geriye mi gidiyor? Sanayimiz, üretimlerimiz aşağı doğru düşüyor. Ticarette güzel şeyler oldu son yıllarda, bu tamam. Ama ülkeyi aşmak için geçerli değil. Evet. Dünyaya entegre olmak için. Yüksek teknoloji üretmeliyiz diyoruz her şimdi seferinde. Şimdi bakın ben aynı zamanda Elektronik Sanayicileri Derneği, Türkiye Elektronik Sanayicileri Derneği'nin yönetim kurulu başkanlığını yapıyorum, vekilliğini yapıyorum. Şimdi elektronik sektörü, ileri teknolojilerde birikimlerimiz yok. Televizyon sektörümüzde düşüş var. 20 milyon set üretirken 7 küsür milyon lira düştük. 13 milyon azaldı. Neden?
Çünkü televizyon üretiminde kullanılan göstergeler, ekran teknolojileri o kadar değişti ki nanoteknolojiler oldu. Evet. Onları kaybettik. Dünyadaki teknoloji hep akıllı sistemler oldu. Artık elektrik süpürgesi üretenler eskisi gibi üretemeyecekler. Akıllı elektrik süpürgesi kendi kendine süpürüp toplayıp gelecek. Tabii. Evlerde suyumuzu, yemeğimizi robotlar taşıyacak. Kim yapacak bu robotları? Kim yapacak bu elektrik süpürgelerini? Artık otomobillerden şoförler kalktı. Otomotiv endüstri park ediyorlar artık. Parayı bastırır, onu da alacağız. Robotu parayı bastır. Peki o parayı nereden bulacaksın? İşte FZ Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi'nde biz yapıcı, yaratıcı gençleri yetiştiriyoruz. Bunları Türkiye için de yetiştirmiyoruz. Sadece Türkiye için yetiştirmiyoruz. Dünya için yetiştiriyoruz. Neden sadece Türkiye için yetiştiriyoruz diyemiyorum, biliyor musunuz? Neden hocam? Çünkü Türkiye'deki sanayinin durumu bütün o güzel mezunları istihdam etmeye yetmiyor. Çünkü dünya mühendisi olduğu zaman dünyanın en ileri şirketlerinde, araştırma merkezlerinde, üniversitelerinde çalışacak konuma gelebiliyorlar. Bizim mezunlarımız, yani mühendislerimiz bazen sanayinin önüne bile geçiyorlar mı demek istiyorsunuz? Kesinlikle öyle. Yani şimdi ben üniversite müteahhitliği başkanlığı yapıyorum. Çok iyi bir üniversite kurmak istiyorum. Kimin için yapacaksınız? Sizin endüstriniz. Üniversitelerinizden çıkan çocukları istihdam etmiyorsa ne yapacak bu çocuklar? Ya sizin yetiştirdiğiniz çocuklarda iş yok, altyapısı zayıf, ya sizin endüstriniz o kadar zayıf ki mezunlarınızı istihdam edemiyor. Şu anda işsiz üniversite sayısı neredeyse mezunların %15-20'si mertebesinde, ya işsizlerin %15-20'si mertebesinde. Peki siz sanayiyle işbirliğinde neler, nasıl farklar yaratıyorsunuz? Şimdi ben bir sanayiciyim. Ve sanayici profesörüm. Dolayısıyla sanayinin içinde olarak doçent ve profesör oldum. Bu çok güzel bir şey. Bunu da iftiharla söyleyebiliyorum. Bundan 20 sene önce, 25 sene önce, 30 sene önce sanayiyle bütünleşen profesörler günahkar gözüyle bakılan insanlardı. Evet. Şimdi hala üniversitelerimizde o tür insanların, hocaların sayısı az değil. Ama devlet o üniversitelerin önüne geçti. Hocalara girişimcilik için gerekli kredileri veriyor, hibe krediler veriyor. Gidin teknokentlerde, teknoparklarda şirketler kurun, keşifler yapın ve bunları ihraç edin diyor. Bana da devletimiz İstanbul Teknopark'ta bir kuluçka merkezi kurma şansı verdi. Ne güzel. Işık Üniversitesi'ndeki öğrencilerimle, İstanbul Üniversitesi'ndeki öğrencilerimle o şirketi ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Araştırma şirketi, vergiden muaf. Çok güzel, güzel projeler şey. Çıkıyor mu? TÜBİTAK'tan projeler aldık. İstanbul Kalkınma Ajansı'ndan projelerimiz var. Avrupa Birliği'ne yöneliyoruz. Daha endüstriye yöneleceğiz. Çok güzel bağlantılar yaptık. Yurt dışında bağlantılarımız var. Yurt dışına tasarım yapıyoruz, gönderiyoruz. Ve hep öğrenciler oluyor işin içinde. Tabii bunlar master, doktor öğrencileri. Ben onlarla hep gurur duyarım. Onlar benim çalışma arkadaşlarım. Artık belli bir yaştan sonra öğrencilik, hocalık ilişkisi yok. Öyle hocalıkla falan böbürlenmekle de hiçbir şey olmuyor. Eşit olarak çalışacaksınız. Ben 24 saat çalışmazsam benim öğrencim niye çalışsın ki? Siz onların önünde koşmak zorundasınız. İşte biz Işık Üniversitesi'nde bu motivasyonla çocukları birer dünya vatandaşı olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Memleketlerine katkılı olsunlar. Önce annelerine, babalarına, ailelerine, çevrelerine, ülkelerine ve sonra dünyaya çok iyi hizmet versinler. Mezunlarla ilişkileriniz nasıl hocam peki? Şimdi bakın, mezunlarınızla siz de görüşüyor musunuz? Mezunlarım beni çok sık ararlar. Zaman zaman yine davet ederler ve çok da keyif alırım. Bu çok güzel bir olay. Çünkü mezun olan öğrenci de her hocayı da aramaz. İki tane güzel hikaye anlatacağım size. Buyurun. Gerçek. Tokyo Teknik Üniversitesi'ne rektörlüğümü tamamladıktan sonra Tokyo Teknik Üniversitesi'ne tam kadrolu profesör olarak tayin oldum. Orada çalışmalarımı yürütürken bir gün kapım çalındı. Baktım Işık Üniversitesi'nden mezun bir genç. Hocam ben Tokyo Teknik Üniversitesi'nde doktora yapmak istiyorum dedim. Kıtalar arası fark ediyorlar yani. Düşünebiliyor musunuz Tokyo'da? Geçenlerde Londra'ya gittim. Londra Westminster Üniversitesi. Çok yakında bir arkadaşım var. Işık Üniversitesi ile de işbirliği yaptığımız. Orada genç bir hoca, Işık Üniversitesi'nden benim tez öğrencim, mezun olmuş. Hocam dedi, ben burada ders veriyorum. Aa ne diyorsun dedim. Ahmetciğim sarıldım, kucakladım. Ve beni üniversiteyi o gezdirdi. Cambridge ne kadar gurur verici değil mi? Çok keyifli bir şey. Dolayısıyla bizim Işık Üniversitesi'nde yetiştirdiğimiz, bizim tezgahımızdan geçen tüm öğrenciler hem ülke içerisindeki belli başlı kurumlarda, şu anda yönetici konumda, daha dün, taze bir örnek,
Işık Üniversitesi'nde burslu olarak okumuş bir öğrencim. Doktorasını da Işık Üniversitesi'nde tamamladı. Beni telefonla arıyor. Hocam, beni Almanya'da bir projenin başına getirdiler. Şimdi Almanya'ya proje müdürü olarak gidiyorum. Sizin ellerinizden öperim, bilgi vermek istedim dedi. Ne kadar güzel. Ne kadar gururlandım bilemezsiniz. Türkiye'deki o önemli işte bu cep telefonu servis operatör firmalarının bir tanesinde çalışıyordu. Reklam olsun diye bahsediyorum isminden. Lütfen, lütfen. Çok güzel bir şey, çok keyifli. Türkiye'deki öğrencilerimiz de gerçekten çok güzel yerlerde yöneticilik yapıyorlar. Büyük holdinglerde yöneticilik yapıyorlar. Mühendislerimiz güzel güzide kurumlarımızda tasarım mühendisi, işletme mühendisleri olarak çalışıyorlar. Ve yurt dışında çok güzide kurumlarda çalışıyorlar. İşlerinde profesyonel olanlar var. Çok keyifli. Şimdi hocam sizle ilgili program öncesi dersime çalışırken Işık Üniversitesi'nin projelerine baktım. Çünkü adaylar projeleri de çok merak ediyorlar. Hem sosyal hem de bilimsel projeleri takip ediyorlar. Ama benim ilgimi çeken bir proje oldu. Evet. Çanakkale Zaferi'nin 100. yılı sebebiyle 100. yılında Çanakkale Zaferi bisiklet yolculuğu başlatmışsınız. Evet. Ve siz kendiniz 475 kilometre bisikletle yolculuk yapmışsınız. Evet. Öğrencilerinizle bir birlikte akademisyenleriniz katılmış, öğrencileriniz katılmış, mezunlarınız katılmış. Evet. Nasıl bir ambiyanstı, nasıl bir yolculuktu bu? Vallahi şimdi söyleyeyim. Mütevelli heyetinde benim yine liseden sınıf arkadaşım, çok sevgili dostum Cem Yurtbay. İyi sporcu bir arkadaş. Benden daha iyi sporcudur. Onunla da gurur duyarım. Biz iki mütevelli heyeti üyesi, başkan ve tanıtım komitesi başkanı, öğrenciler bisikletle hakikaten Çanakkale'ye gittik. Yağmur, dolu, kar, soğuk, parmaklarımız dondu ama ne Cem ne ben otobüse bindik. Zaman zaman öğrencilerimizde yorulanlar olup otobüs de arkadan bizi takip eden otobüse bindiler ama siz yolculuğu bırakmadınız. Bırakmadık. Kesinlikle bırakmadık. Şimdi bunun özelliği şu. Biz tabii Çanakkale Zaferi ve Cumhuriyet'in kurucusu takımın bir parçasıyız. Evet. Atatürk'ün bir parçasıyız. Bizim öğrencimiz, içimizden çıkan Yüce Önder Atatürk, Çanakkale'de o büyük başarıları göstermiş. 100. yılı onu anmak, o duyguları hissetmek ve bu ülkenin bugünlere gelmesinin ne olduğunu, altında neler olduğunu görmek, öğrencilerle bunu paylaşmak çok önemli. Bu birincisi. Evet. Çok sentimental, çok duygusal ve öğretici. Bunu teneffüs etmeniz lazım. Biz o güzelliği, o sorumluluğu öğrencilerimizle birlikte yaşadık. Bu birinci tarafı. İkinci tarafı da şu. İyi bir bilim insanının, iyi bir iş adamının, başarılı bir insanın mutlaka sanat, spor ve kültürden nasibini alması lazım. 475 kilometre bisiklete binme becerisini göstermek demek, irade demek. Evet. Sağlık demek. Sağlıklı olmayan bir insan hiçbir işe yaramaz. Sağlıklı olmayan bir insan düşünemez. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Harika. Sultan Süleyman'ın da biliyorsunuz. Evet. Güzel deyişleri var. Dolayısıyla spor, sağlık, sanatkarlık, yaratıcı olması lazım. Muhteşem bir spor salonu yaptık. Çok güzel sanat topluluklarımız var. Müzikal grubumuz var, tiyatro grubumuz var vesaire. Dolayısıyla Çanakkale'ye giderken çocuklara iradeli bir şekilde günde 8-10 saat bisiklete binmek demek, günde 10 saat masa başında çalışabilmeyi de gerektiriyor. Ben 72 saat kıpırdamadan çalışabilirim. Çocukların da çalışması lazım. Bu olay böyle bir şey. Ama bak, bu bir tabii hazır olma durumu. Hazır olma saati, işte bu yetiştireceksiniz. Akademik olmakla asker olmak arasında hiçbir fark yok. Akademik disiplinle askeri disiplin aynı şeydir. Çocukların bu disiplinde yetişmeleri lazım. Bu işler palavrayla olmuyor. O iradeyi ortaya koyacaksınız. O enerjiyi ortaya koyacaksınız. Bunun için de spordan ve sanattan destek alacaksınız. Destek alacaksınız. Kültürden besleneceksiniz. Bu iş bu kadar. Harika. Son 1-2 dakikam ama bundan da bahsetmeden geçmek istemiyorum. Şu anda kampüsünüzde 1-5 Temmuz tarihleri arası diye açıklanmış bir organ nakli çocuklar kampı varmış. Bundan da bahsedelim. Belki görmek isteyenler var. Hem tercih dönemi hem belki de bundan da haberdar olmak isteyen izleyicimiz olur. Nasıl? Siz de orada mısınız? Ben tabii açılışını yapacağım. İnşallah yarın orada olacağım, sabahleyin güzel de bir basın toplantımız olacak. Şimdi organ nakli çok önemli bir şey. Biz öğrenci yetiştirmek demek, bilinçli bireyi topluma bırakmak, sunmak demek. Sosyal sorumluluk sahibi insan sosyal sorumluluk sahibi insan yetiştirmek. Evet. O kendine yararlı olacak. Onu biz meslek sahibi yapıyoruz. Öncelikle para kazanmasını öğrenecek.
Ondan sonra başkalarına yardım etmesini öğrenecek. Başkalarına can verecek. Can vermek demek, aile beslemek demek. İş adamı, entrepreneur demek bu demek. Dolayısıyla organ nakli demek bir insana can vermek demek. Hiçbir şey yapamazsınız. Zaten hayatınız bitmiş. O zaman organlarınızla başka insanları yaşatabilirsiniz. Onların içinde yaşarsınız, siz de yaşarsınız. En güzel şey öldükten sonra yaşamayı başarmak demektir. Bunu değişik şekillerde yapabilirsiniz. Arkanızda bıraktığınız eserlerle yaşarsınız. Arkanızda yetiştirdiğiniz çocuklarınızla yaşarsınız. Güzel hatıralarla yaşarsınız. Organ nakli dedi. O hiçbir şey yapamazsınız. Organlarınızı bağışlarsınız. Böyle de taçlandırabilirsiniz diyorsunuz. Evet, aynen öyle. Çok güzel başka projeleriniz de var ama içim şöyle rahat. Yine web sitenizde ve siz kendi kişisel yazılarınızda destekliyorsunuz projeleri ve anlatıyorsunuz arkadaşlarınızla. Valla bir mühendis olarak katkı veriyorum. Sağ olun. Yönetici olarak katkı veriyorum. Ayağınıza ve ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler sevgili Ece. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet efendim, bir kısa ara için izin rica ediyorum. Hemen yeni bir kurumla karşınızda olacağız.